Canım benim. Bir saniye. Önce çok fazla eşya kullanmamanın sebebini açıklamak istiyorum. Ben Hülya'cığım vallahi çok bayıldım. Çok uykum geldi. Şu yatağına bir uzanıp canım, öyle ben yorum istiyorum. Yapmak istiyorum ama. Gayet şöyle 2.80 ama ayakkabılarımla yatıyorum. Çıkamazsın tatlım. Çıkarır mısın böyle ayakkabılarını? Öyle yorumlamak istiyorum vallahi. Bu yatak örtüsünü böyle katlayıp sana veriyorum. Sen gidiyorsun. Teşekkür ederim. Yorgan misal örtünü. Yıkatıyorsun. Sonrasında bana geri getiriyorsun. Canım bir tane de ip alabilir miyim? Efendim? İki tane, dört tane ip alabilir miyim? Ne için? Hamak yapacağım da sallanmak için. Canım burası farkındaysan biraz rattan bir yatak odası. O yüzden, ama hiç yakışmamış. Ne yapsaydım sizin gibi püskü halılar mı kullansaydım? Bak canım sizin anladığım kadarıyla yani senin anladığım kadarıyla bir tarzın yok. Şık bir yatak odasında nasıl bir halı kullanılır? Pardon. Ya da senin tarzın. Pardon. Bak senin tarzın Avize'den başlıyor. Bence o Avize alakasız daha yani. Daha salaş bir yatak odasında nasıl halı kullanır bence bilmiyorsunuz. Bilseydiniz zaten kendi evinizde kullanırdınız. Çok çelişkide kaldınız. Çelişkide kaldınız. Bence yaptığın hareket birazcık saygısızca oldu. Evet çok saygısızca oldu. Bir hareket. Ayağımızda yakın anlamda. Ayakkabılarımla benim yatağıma yatamazsın Feyza. Bu kadar yani çok saygısızca yatak odaları. Sen de yatsaydın. Bence bu şekilde davranmamalısın. Sen de yatsaydın. Yani şu anda senin ayakkabının benim yatağımda ne işin var? Vallahi yatak odan o kadar üstüme geldi. Feyza. Senin böyle mıy 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 cevapların ne alakası var Feyza'cığım? Uykumu getirdi bebeğim ben yani. Ben burada ev sahibiyim. Birazcık da yatağının kalitesini sezimlemek istedim. Sert mi, kaliteli yumuşak mi? Mı? Yumuşacık gayet benim yatağım. Gayet kalitesizmiş valla sırtım çok ağrıdı. Güzelim. Ben senin bu odanı resmen böyle boşaltıp daha bir böyle şehvetli bir oda yapmayı isterdim. Şehvetli mi? Ama fomperdilerin olmasın. Demek istedi? Şehvetli, böyle ihtişamlı. Senin odan gibi mi? Evet. Senin odanda sen bayılmamışsın, gelmiş burada mı bayılıyorsun siyahlar içinde? Benim odamın bir asaleti var bebeğim. Canım senin ne asaletin ne tarzın vardı bunu gününde gördük. Gel de benim evimde birazcık tarz gör. Bak bak buradayım. Neyse ben Sedef'in yorumuyla devam etmek istiyorum. Ben eşyaların enerjisine çok inanıyorum ve yatak odasında çok eşya bulundurulmaması gerektiğini biliyorum. Bu bizim uykumuzu da çok etkiliyor. Öyle mi? Evet yani bazanın altındaki eşyaların bile insan enerjisini çok etki ettiğini söylüyorlar. Canım bende yüzden, de çok eşya yoktu yatak odasında. O yüzden Sahel'cim lafını balına bölüyorum. Bende zaten de yoktu. Enerjin kalmaz. Bak oradaki kurumuş güller var. Onlar zaten senin enerjini kemirip sömürüyor. Ben hatırası olan şeyleri başucumda görmeyi çok istiyorum. Onlar benim isteme çiçeklerim. Keşke sen de o şekilde çerçeveye katıp olan, şurada ya da bir tablo da görmek isterdim ya da onu da koyabilirdim. O benim tarzım olan bir şey değil. Ben bu şekilde seviyorum. Şimdi kendinle çelişiyorsun. Bende de hiçbir şey yoktu yatak odamda. Sade seviyordum. Diyorsun ki yatak odasında olmaması gerekiyor rahatlığımız için. Ben de canım benim istiyordum? Orada yalnız aksesuarlarım var, fotoğrafım var. Ben de fotoğrafımızı sen, koymuştum. Fotoğrafını nasıl koymuşsun? Senin gibi kuru gül koymamıştım. Safiye Soyman şopu yapıp koymuştum. Keşke sen de koysaydın da bir duvarında görseydik. Keşke sen de o şopu yapsaydın da görseydik. Ben orada kullandım zaten fotoğrafımızı. Nerede? Duvarda olmasına gerek yok. Zaten orada klima var. Klimanın altında güzel görünmezdi. Görüyorum arkaya gitmiştim. Böyle uçuyorsun. Tatlım benim her şeyi geçtim de banyo aplinin burada işi ne? Kızlar ben gerçekten çok rahatsız oldum artık. Feyza'yı şu yataktan atmak istiyorum. Feyza, bayağı ufak tefeksin. Gel buraya. İndirebilirsen yine. Feyza lütfen ama ne yapıyorsun? Ama gerçekten yani yatak örtüsü evet, beni hala çok bence. Artık inmen lazım. Ya ben senin evinde böyle bir şey çok yaptın mı? Büyük bir terbiyesizlik yaptın. Arkadaşlar isterseniz şununla çekelim. Böyle. Ya yatak örtümü ne hale getirdin? Yani yatak örtüsü gerçekten ne duruma geldi? Ama Feyza'cığım belki bunun bir hatası olabilir. Yani bence böyle bir şey yapmaya gerek yok. Bence abartıyorsun. Belki şuraya bir ağırlık atarsan kalkarım. Çok büyük bir terbiyesizlik yapıyorsun. Sen ufak tefek duruyorsun ama gerçekten bayağı ağır mısın? Yani 3 gündür kimsenin evinde yapmadığın terbiyesizlik benim evimde yapıyorsun Feyza. Gayet her geçen gün birazcık daha farklı yüzünü gösteriyorsun. Benle başladın. Yarın artık ne olur çok merak ediyorum. Vallahi ben çok korkuyorum. Aynen Allah yardımcın olsun bence. Feyza'cığım korkutuyorsun beni. Ne yapacaksın benim kızlar. Evimde? Uçarak falan gelir belki evine. Bence yani Feyza benim yatağımı çok sevdi ve ayrılmak istemiyor. Vallahi benim aynen. O kadar ağrıdı ki buradan. Bence biz onu burada bırakalım. Acele bir doktordan biz bir randevu almalıyım. Feyza biz gidiyoruz. Haydi gidelim. Ama önce sana fiyatları sormak istiyorum canım. Yatak odası takımını ne kadar aldın? Kızlar ben yatak odası takımını da çok uygun aldım. Öyle mi? Yatak odası takımım
Ben önce bir tahmin almak istiyorum. Ne kadardır? 10.000. 10.000 TL. Tamam. Çok iyi. Çok erken almış. Bence çok iyi aldı. Kızlar bence. Şöyle. Sen bayağı akıllı bir çeyiz yapmışsın erken gerçekten. Erken almış evet. Eşyalarını. Hem erken aldım hem de benim bazı eşyalarım showroom eşyası. Fabrika çıkışı değil. O yüzden bayağı bir uyguna geldi. Çok uygun aldığımı düşünüyorum. Evet gerçekten uygun bence. Çok mantıklı bir seçim. Şu an 10.000 TL'ye hani tek yatağı bile alamazsınız evet, zaten. Evet. Perdelerinin fiyatı ne kadar? Perdelerim de 2.500 TL. Avizenin fiyatını öğrenebilir miyim? Avizem yanlış hatırlamıyorsam 500 TL'ydi galiba. Kızlar size çeyizde çok güzel bir sürprizim var. Hadi hep birlikte gidelim ve görelim. Gidelim. Gidelim. Bay bay. Beyza'cığım sen buradasın galiba. Tüü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 ü